Herkese merhaba. Bu haftaki programda özel konuklarımız var. Özel bir grup. Raşit bu hafta bizlerle birlikte, Kanat Atkaya ile birlikte her hafta farklı bir konuyu işliyoruz. Arada böyle özel konuklarımız oluyor ve bu hafta da Raşit'le programı yapıyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Tabii özel bir sebebi de var bu Raşit'in konuk olmasının. Her zaman başımızın üstünde yeri var topluluğun ama ondan da bahsedeceğiz. Gruptan da şu ara neler yaptıklarından da bahsedeceğiz. Kanat Atkaya ile birlikte programa başlayalım artık. Evet, önce uzun süredir görüşemediğimiz arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Böyle yollardan gelindi. Sen abi evet. Kırklareli tarafından, sen Moskova tarafından, sen daha yakınsın. Evet, o daha. Sen de çok meşgulsün. Rotterdam'dan gelen de var. Toplaşmanızın sebebi şehirde böyle bir şey çıkacak mı buradan? Önce oradan başlayalım. Yok, sizin davet ettiğiniz açıkçası. Hadi demin biz girmeden önce Tolga şey dedi, bir şeyler pişiriyoruz yani dedi. Yani şarkı çok yaptık. Onun haricinde başka şeyler de var. Direkt oradan girmiş şey, olalım. Şürel'in kaydı var mesela şimdi bitirmemiz gereken. Çok da güzel bir şarkı oldu. Ayrıca biz kendi albümümüzü de hazırladık aslında. Onun da hala kayıtları devam ediyor. Ama büyük ihtimalle 2025 gibi gözüküyor. Bu coğrafi dağınıklık sırasında ama teknoloji yardım ediyor herhalde çalışmaya, değil mi birazcık? Tolga yardım ediyor. Her şeyi hazır olarak gönderince o kadar kolay oluyor ki. Yani aslında ben evde demo kaydettim. Geçmişte de öyle çalışıyorduk yani, bir demo kaydediyoruz, birbirimize dinletiyoruz. Şimdi tabii internet coğrafi farklılıkları ortadan kaldırıyor. Hızlı bir şekilde... Tabii. Ayarlıyoruz. Orkun stüdyoya ayarlıyor. Ondan sonra giriyoruz ama bütün düzenlemeleri vesaire tabii, falan tabii. Beraber yapıyoruz eskiden yani, olduğu gibi. Eskiden evlerde buluşabiliyorduk tabii. Evet. Çok bir daha kolay. Sanki... Şimdi ona gerek yok. Online bir şekilde, çok rahat bir şekilde. Öğrenmişiz gibi bir araya geldiğimizde de çat 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 yapıyoruz. Abi, sanki böyle bir şey var aramızda. Biz de şaşırıyoruz. Çok nasıl grup çalıyoruz falan filan yani. Böyle yani duruyor da yani. Orada durduğu için herkes birbirini biliyor. Hatta yani zaman zaman başka müzisyenlerle çalışıyoruz. Kendi şarkılarımızı sanki başka birisi çalıyormuş gibi hissettim. Ki o da oldu. yani zaten toplanma nedenlerimizden biri o. O da oldu. Oğuz'da öyle bir anımız var. Ama o çok güzel oldu. Açıkçası. Türk albümünden bahsediyoruz. Evet, evet. Bu sizin birazcık işte böyle başa dönüp de hikayeyi anlatmak isterseniz, eğer dediğim gibi eğer çok özel değilse, neden yurt dışına gidildi, orada neler yapıyorsunuz bu Raşit dışında, birazcık onlardan, birazcık hikayeden, birazcık hayatınızdan bahsederek aslında çok başlayalım. Uzun hikaye. Çok kısaca. Yani sen anlatın neler yapıyorsunuz. Ben EYT'li oldum. Dolayısıyla da 10.250 liraya yakın para alıyorum. ve ıstıranca ormanlarının ortasında yaşayabiliyorum. Sayısız kedi köpekle. Harika. Yorucu da oluyor tabii, özellikle kışları. Ama işte daha keyifli. Evet. Orada bir ıssızlığın ortasında oturuyorum diyorsun. Çok sayılmaz aslında. Yani eşimi dostum çok var. Hani gelen giden çok oluyor. Ve dediğimiz, az önce konuştuğumuz gibi online bir şekilde çok rahat iletişim kurabiliyoruz herkese. O yüzden şimdilik iyi gidiyor. Ama her an taşınabiliriz tabii. Ne kadar oldu sen? İşte ben de onu diyecektim. Kırklareli'ye taşınmamız yaklaşık 9 sene oldu. Köydeki evi yapmamızsa 2 seneye yakın. Süper. Orada da bir çalışabileceğin bir şey yaptın mı kendine, ufak bir alan? Yaptım. Güzel bir dükkan yaptım oraya. Alkollü bir mekan oldu. Aa, ne güzel. Jack Daniels'a da selamlar olsun. Selamlar. Bipleniyor mu? Neden? Yok. Radyoda bipliyoruz. Radyoda bipleniyor. Yani. Sonra onu devrettim. Şimdi işte EYT'den yararlanıyorum. Müzeye odaklanmak istiyorum tekrar. Bazı planlarım var. İyiyim yani. Siz iyisiniz. Biz de çok iyisiniz efendim. Ben Covid sonrası dönemde, pandemiden sonra Moskova'ya gittim. Eşimle tanıştım. Ondan sonra evlendik. Siz tanışıp da mı gittiniz, orada mı tanıştınız? Orada tanıştık. Sonra bir süre İstanbul, Moskova git gel. Geçenlerde hesap ettik de 7 kere olmuş aslında bu git geller. En sonunda evlendikten sonra da oturma aldım. Şimdi Moskova'dayım. Moskova dışında da bir şey var. Şehir dışında da bir
Datça'mız var. Hmm. Oraya gidip geliyoruz. Aslında hafta içi doğanın içerisindeyiz. O yani Moskova'da bir orman içerisinde yaşıyoruz. Hmm. Hafta sonları genelde Moskova'ya gidiyoruz. İkiniz de orman içinde aslında neredeyse evet. O zaman. Evet. Tercih evet. Öyle o, olmuş. İkimizdeki kuzeyde vahşi Jack London sevgisinde. Güneyi ben sevmem ama gerçekten. Neyi? Ben de abi. Güneyi sevmem. Ben çok kuzeyi daha kuzeyi çok isterdim tercih. Zaten. Ben de kaçarım abi. Aslında evet. Bana da uygunmuş. Hmm. Keyfin yerinde. Kıyamet, senin de keyfin yerinde. Ben de genelde... Bir eksi 32 dedim biraz. Kuzeye ve batıya doğru. Kuzeye ve batıya doğru böyle ben diyorum. Peki sen... Tam olarak 40 dereceyi tarif ediyorsun. Tamam. Peki, ben şehirden uzaklaşamıyorum. Evet. Ne yapıyorsun gibi. Sen de anla. Ben yani Raşit'e bir süre ara vermiştim kendi adıma. Onlar ilk albümün konserlerini yapıyorlardı. Sonrasında Adam Olmak İstemiyorum albümünden bazı şarkıları da çalıp tekrardan turne yapıp konserler verelim diye bir araya geldiğimizde işte kanına girdik yani. Tekrardan projeler önümüze gelmeye başladı. İşte bir Kargo Tribute albümünde yer aldık önce. Evet, Moğollar. Moğollarda yer aldık. Onlar biraz bir test drive gibi olunca sonra baktık gene bir işin içine girmişiz. Sonra bir anda albüm kaydetmiş olduk. Şu anda hani Raş tarafı biraz öyle. İşte, Oğuz'un bahsettiği gibi yine başka kayıtlar da var. Onun dışında ben kendim bir sürü projelerde yer alıyorum. İşte kendi Armageddon Turk diye bir ismim var. Anadolu Lo-Fi diye bir seri yaptım pandemi döneminde. Onun işte plakları vesairesi, konseri. Onun dışında da farklı farklı artistlerle prodüksiyonlar yapıyorum albümlerinde. Ve tribute albümler projelerinde çalışıyorum. Pasaj Müzik'le daha çok. Ve Süheyl Atay'la beraber bu şekilde ilerliyoruz. Bir tribute demişken. Böyle bir aynı ama sizin kendi tribute'unuza gelmeden önce bir tribute izleyi var Raşit'in değil mi? Böyle bir Nilüfer vardı ya, daha önce. Murat Anmungan vardı. Hatırlarsın başka. Var oldular. Çünkü galiba hani böyle bir tribute yapıldığı zaman geçmişte yapmış olduğumuz o tribute'lerin verdiği hani Raşit yaparsa değişik bir tat katacaktır fikri. Bize böyle bir seçenek sunuyor. Şimdi Moğollar teklif edilmiş. Hepimiz Moğolları çok severiz. Cahit abi, Taner abi. Dolayısıyla hayır deme şansımız aslında olamaz yani. Bir de bize şarkı seçme şansı tanıyorlar. Nilüfer zamanında da olmuştu. Biz Nilüfer zamanında mesela bir albümün B yüzünden bir şarkı seçtik Uzak Dur Ateşi'nden. Hatta Nilüfer bile bize sordu. Niye bunu seçtiniz? Ya bu şarkıda kayıt sırasında bant kopmuş ya da ona benzer bir aslında çok güzel bir şarkı olmasa B yüzüne koymaya karar verdik o yüzden. Çünkü arada bir çıt pıt sesi var aslında falan diye. Ya bilmiyorum. Yani sözlerinden dolayı seçtik. Galiba genelde biz sözleri hoşumuza giden kendimizde şarkı bir şey. Şarkı da iyi bir şarkı. Çok iyi. Evet. Uzak Dur Ateşi'nden yakan bir şey olsun falan. Evet. Diğerlerini hatırlayamadım. Kişisel bir şey yaptık işte Teoman'ın. Evet, söz müzik Teoman halinde. Ama Teoman'la Raşit'in ortaklığı bayağı köklü bir şeye dönüştü değil mi zaman içinde? Daha önce de çalıştın. Teşekkür ederim ona gerçekten. Sen öyle Küçük İskender, Teoman. Evet, yani. Rahmetli Küçük İskender de varken. Evet çok beraber çok müzik yaptık, projeler yaptık. Teoman her zaman bize destek oldu. Evet. Hala da oluyor. Siz Rock and Coke falan da vardı değil mi? Böyle evet. Beraber çıkmıştınız. Aynen. Tabii. Evet, 2007 Rock and Coke'da beraber sahne aldık. Sizin 3 tur mu Rock and Coke vardı abi? 3. Nerede bir en çok Rock and Coke'a çıkan Türk grubu Raşit diye biliyorum ben. Yani. Gerçekten. Tabii. Evet. Benim bildiğim öyle. 3 kere, çıkan. Yanlış olmasın. Ana sahne herhalde. Herhalde. Bizim tabii. Açılışı yapan grubu aslında. Ha doğru. İlk konser. Evet. Oğuz'un acayip bir... Kapanısı da biz yaptık. Oğuz'un çok güzel bir tişörtü vardı o zaman. Hiç unutmuyorum. Enjoy kapitalizm. Coca-Cola logosuyla. Güzel. Öyle çıkmıştı sadece. Peki tribute'a yavaş yavaş geliyoruz. Bu arada belki Teoman'la bilmiyorum. Yani ben merak ettim hani bu alakanızın, ilginizin hani böyle bir hikayesi de varsa ben hep böyle hikayeleri. Onu da bir anlatın istersen. Güzel çarpışan. Yok Babylon. Babylon konserimize geldi. Kaç sene kaç? Ya 2001. Şey ön gruplarımız da komikti yalnız. Nefret. Aa öyle mi? Ceza'nın grubu. Ceza'nın ve Sagopa DJ kapanı biz de finalde çalıyoruz. İki grup çaldık. Nefret ve Raşit çalmıştı. Ha. Aynen. Geçen Teoman da o konsere buldum. Gelmişti. Ne bu Label Night falan mıydı? Çünkü yok. Nefret de koddan çıkmıştı galiba değil mi? Evet yanlış o da koddan. Yok yok başka Hammer'dan galiba çıkmıştı. Hammer'da tamam. Hayır koddan çıktı. Compilation'da var sanırım. Ha, olabilir tamam benim de aklım oraya gitti tamam. Ama yani enteresan bir konserde ön row yani ön sıra Cem
Yılmaz, Masar Alanson. Allah Allah. Teoman. Ben onları hatırlamıyorum. Ben çok net hatırlıyorum. Kahkaha atıyordum. Işte. Bir tek Teoman'ı hatırlıyorum. Teoman da vardı. Sinan Çetin olabilir. Sinan Çetin de vardı. Peki niye gelmişler? Hani özel bir şey. Gerçekten o zaman yani bilmiyoruz yani. Bence Babilon. Gidecek bir yerleri yok. Muhtemelen bir yerdi. Onları kandırıp hepsini getirdi. Hayır, ama önünde durmazlardı. Arkada dururlardı o zaman. Belli bir sebebi var yok, herhalde oraya gitti seçmeden. Ben birazcık daha buradan dönüp geçmişe hayır. Baktığın zaman şimdi Raşit'in algısı o zaman ben medyanın içinde biriydim. Raşit şöyle bir gruptu. Hani herkes sevdi Raşit. Hani niye seviyorsun desen cevabı çıkar mı? Meçhul insanlar da. Bence Beyoğlu'nda karşılaştığında. Şey gibi. Üç şarkısını söyle lan diye tişört çekiştirip gibi. Onun gibi olacak ama. Evet. Hani böyle bir Raşit'e bir sevgi. İşte reklamlar bilmem neler, konserler. Hani o konularda bir ilgi vardı. Hmm. Doğru. Yani ilk dönemlerde bir, evet, çok popülerdik. Evet. Ama sonra işte 2010'lardan sonra. Taksim popülerdik. Yani Beyoğlu'nda karşılaştığın zaman haydi gidelim içmeye diyebileceğim bir grup olduğun için insanlar biraz daha mı acaba yakın görüyorlardı? Yani öyle. Biraz ya sözler o, Beyoğlu yani. Küçük bir mahalle olduğu için öyleydi. Ama yani Türkiye çapında tabii da popülerdik. Ama şey de var. Diğer şimdi arkadaşımız olan o dönemden birçok grubu biliyorum. Mesela onlar bizim gibi Beyoğlu'nda takılan grup değillerdi. Onlar Beyoğlu'na gelirler. Evet, doğru. Evet, doğru söylüyorsun. Orada yaşıyordum. Yani. Evet, daha bir samimiyet, daha bir sıcaklık, daha bir yakın. Ufak bir harita da çıkarayım. Evet. Hoşçakalın filan şeyi yok mesela ama burada mesela evet, bir Beyoğlu haritası var. O kulak Jitan... benim kulağım. Scanner'da. Bak, şurada Jitan tarafına giden yol, şey, evet. Balık pazarında kesiliyor harita ama yani. Çok güzel kapat. Bunu evet seçmemizin nedeni galiba kodun merkez olduğu bir yerde. Çünkü biz cep telefonu falan yok. Biz arayan herkes kod müziğin sağ olsun telefonundan. Çok iyi. Tamam, tekrar dönelim o zaman Babilon konserine. Gelelim. Evet ya, o konser ama onun da sonrasında Funda Sanlıman menajeri bir gün beni telefonla aradı ve tanımıyorum tabii. İşte Teoman sizinle tanışmak istiyor. Çok iyi hatırlıyorum. Oğuz da Tolga da müsait değillerdi. Hani biz de gidelim. Hani tamam görüşelim diye. O Sinan Çetin'in ofisine gittiğimizi hatırlıyorum. Hmm. Ben yoktum. Ayıp değildi. Sen yoktun. Buralardaydın yani. Bülent'le beraber gidip tanıştığımızı hatırlıyorum. Ben size hayranım. İşte ne Murat Anbungan albümü. Evet, olabilir o. Daha önce çünkü değil mi? En iyisisiniz. İşte şaşırmıştık ya. Yani. Fırtına. Dedi ki bir tribüt albümde Teoman'ın çalmamızı istiyor Teoman. Dedim ki hadi o zaman Teoman albümü aldı, biraz Teoman dinledim. Teoman yolladılar. Evet evet. Şarkılar arasında onu seçmemiz de kişisel bir şey seçmemiz. Hangisi? Kişisel bir şey. Sözleri bize çok uyabileceği için. Güzel şarkı. Bir de bir şey kattık diye inanıyorum. Son olarak evet. Kokuşum zaten işte teklif edip ona kitabında da bahsediyor hatta bu olaydan. Sonrasında birlikte prolar alıp. Ama bir önce bir test Babilon'da yaptık bir şey konser. Denemiştik yani. Olabilir. Evet, öyle bir konserimiz de var. Tribüt'te beni şaşırtan şey şu oldu. Ben Teoman'ın teker tekeri yapacağını tahmin etmiştim. Çünkü teker tekeri harmonikalı bir versiyonunu birkaç kere çalmıştı. Evet. İnanılmaz iyiydi. Hepimiz aslında çarpışan notalarla ters köşe yaptı. Bayağı kafayı takmış ona. Yani. Onu güzel tercih etti. Evet, aslında teker tekerde sadece yani Teoman'ın harmonikası çok hoş duruyor. Parça süper parçadır zaten. Evet. De. Teker teker yok benim önüme gelenler arasında bu arada. Daha henüz. Daha yok. Daha yok diyorsunuz. Neyse sonra söyleyin herhalde sürpriz. Vallahi şimdi orada Oğuz gibi çıkabilirler mi bilmiyorum o şarkıda. Yani, senin böyle çok güzel çıktığın ve koptuğun yerler var o parça. Dik yerler var ya, o dik yokuşlar biraz zor abi. O yüzden korkutabilir. Direktiden Bilge yapardı. Çok da güzel yapardı ama o da Potlaç'ı tercih etti. O da güzel evet, olmuş. Potlaç. Potlaç. Farklı bir yorum. Evet. Yani. Güzel yapmış. Ben de beğendim. İyi ki onu tercih etti bence de. Yani. Şey Güneş sizle çalmıştı da değil mi daha önce? Güneş Özgeç. Adam olmak istiyor. Aynen onda vardı. Ben bir tane daha var. Onun kemanları hep vardı bizim arkadaşlarda. O da Melis'in teşekkür olabilir ederiz. Melis kırmadı. Çok bambaşka bir örnekçi çok güzel olmuş. Yani güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Arkadaşımız var vefat etmiş olan geçmiş yıllar içerisinde. Güneş'in ölmek için çok genç seçmesinin nedeni de o. Hatta yakın zamanda Esat diye bir arkadaşımız kaybettik. Biliyorum. Ve yani bir hafta sonra falan da şarkı yayınlanacak diye duyuruldu. İlginç bir şey var o şarkı. Japan grubundan Mick Karn çalıyor de albümde. O da bizim kaydı çıkarmamızdan birkaç sene sonra vefat etti. Peki şunu söyleyelim bu arada. Biz neden bahsediyoruz? Tabii ondan bahsetmeden böyle şarkıları da anlatmaya başladık.
tribute albümü olarak bunu söyleyebiliriz herhalde. Tabii, tabii. Ve parça parça yayınlanıyor. Bunlardan Greatest işte, Shit. Evet, 14 Haziran'da çıkan var, 30 Ağustos'ta çıkan var benim önümdeki kayıtlarda ve 11 Ekim Cuma günü çıkanlar var ve devamı da gelecek. Evet. Toplam kaç kişiye ulaşıyor yani? Bunları anladım. 35. Bunun fiziksel formatta herhalde... Düşünülen şey plak. Plak ha. Ama hepsini tabii tamamlamak. Tabii 35 şarkı zor. Yani 4 plak falan olur. Triple'ası var aslında. Bence triple'ası var. 3 plak sığabilir ama o da maliyeti falan yüksek işler. İşte Babazula var, Can Temiz var. Can var. Temiz'inkini çok ilginç ve değişik buldum. Grind bir hava var şarkının çok. onlarca Güneş Özgeç var. Ayılar var. Ayılar var. Mordi var. Mordi mesela yeni dönemde benim çok sevdiğim bir grup. Ve yaptıkları versiyonda oldukça şaşırtıcı. Hazır onu anlatmışken, onları anlatmışken siz mi seçiyorsunuz isimleri, grupları siz mi seçtiniz? Tamamını biz seçmedik ama Ada'nın öneriler oldu. Ada'dan çıktı aslında bu fikir. Hani biz olabildiğince az müdahale... Evet. Bizim sadece önerilerimiz oldu işte. Aynen. Bizim önerdiğimiz grupların birçoğu ya çok sevdiğimiz gruplar, hani yeni dönem gruplardan ya da geçmişte hep beraber iş yaptığımız ya da oturup kalktığımız arkadaşlarımız arasında insanları seçmeye çalıştık. Şeyler falan var mı? Tampon vesaire. Tampon önümüzdeki ay kaydedecek. Kaydedecek. Ha, o da var. Hangisini kaydedecek onu? Merak ettim şimdi bakalım. Ya şimdi kesinleşmedi o yüzden. Tamam, yani Aslı'nın seçmesini bekliyoruz. Çok tembel. Peki bunun belli bir şey var. Laf ettirmem ulan Aslı'ya dermiş. Ben burada. Ama yani. Ortalık bunun belli bir şey var mı? Periyodu var mı? İşte bu şu kadar ayda bir yayınlayacağız. Şöyle iki ayda bir yayın parçalara çıkacak. Tamamen raş duygun şekilde acayip spontane gerçekleşiyor. Release de random yani. 18'inde 4 şarkının daha yayınlanacağını biliyorum. Çünkü yani beşer gruplar halinde mastering yapılıyor ve yayınlanıyor gibi. Gruplar onay verdiği zaman ve muvaffakat adam müzik daha iyi biliyor aslında. Evet. Ama 18'inde 4 şarkı daha çıkacak. Özel bir tercih mi bu yavaş yavaş çıkartmak, yoksa hani tamamen gerçekten dediğiniz gibi yani yayınlandıkça çıksın. Kayıtlar da yeni geliyor tabii. Geçen şimdi kayıtlar henüz bitmedi. Hani hepsini bekleyip de birden hepsini çıkartalım gibi değil de single gibi var çıkartalım. Ne gerek, gerek var hakikaten. Tek seferde tüketilmesi daha var. Mesela şimdi mesela bazı sanatçıların kini yayınlamak istediklerinde o sanatçının şarkısının yeniliğiyle çakışmaması gerekiyor şimdi. Ha öyle. Böyle şeyler de var. Yarışmalar sürüyor falan filan. Bazen ben de duyuyorum şimdi o mesela 10 Aralık'ta yapabiliyoruz çünkü single yayınlanacakmış mesela. Eskisi gibi dedik. Aynen. Yani hem single yayınlayıp hem tribute'de yer almak istiyorsun. Spotify'a içerik sunulduğu için müzik anlamını yitirdiği için şimdi sanatçılar da haklı olarak içeriklerini tazelemek istiyorlar. Evet. Ve Raşit'le yaptıkları şarkı da onlar için bir içerik gibi görüldüğü için müzik endüstrisinde. Ya belli arayla o ateşe belli odun atman aslında gerekiyor aynen kafasını evet, spotu oraya öyle itiyor. Hani doğru acayip mudur yanlış bu mıdır? Yani, ya sonra, yanlış. Bence yani doğruluğu yanlışlığı da sonra anlaşılacak işte. Yani, bu tabii çok medya değişti. Bunu kabul etmemiz tabii gerekiyor. Yeni kuralları var. Ama bizim şeyimiz Ada Müzik'te konuştuğumuzda yılbaşına kadar hepsi bitecek diye konuştuk. Sonra ne olacak? Sonra biz kendi albümümüzü yayınlamak istiyoruz. Bizim için de işte Orkun da dediği gibi bu tribütler de yer aldık. Bir tane aslında ikili şarkı çıkarmıştık. Enteresan bir şekilde grubu bıraktığımız zaman kaydettiğimiz demodaki şarkıyı kaydedip yayınlamaya karar verdik. Çünkü onu böyle bir bıraktığınız yerden birbirimizi görmemişiz. O zaman ara vermiştik ama 2 sene falan vermeden önce diye bir bu şarkı proje olarak kalacak mı? Yani hani ben bu işte 30. yıl kutlaması vesaire hani daha şenlikli bir şeye de belki dönüşebilir diye yani daha alternatif bir şey. Konser loading bence konser olmayacak mı? Olacak. Ama galiba Nisan ayında olacak. 2025'e geçiyoruz evet, yani. Evet. Belki yeni albümün de şeyini... O zaman bu hem Instagram sosyal medya hesaplarınızdan takip edebilirler neler evet, olduğunu aynen, hem de herhalde Spotify'a falan dinleyenler de onlara bildirim geliyordur ya da oradan tabii da ki konserlerinizin haberi çıkıyordur diye yani soruyormuş gibi yaparak aslında sizlere evet şey takip etmenizi söylüyorum. Evet bu yeni albüm kaydedeceğiniz albüm hakkında hiçbir şey şu anda söyleyemiyoruz anladığımız kadarıyla. Herhangi bir ipucu alamıyoruz. İşte 2025 diyorlar ya daha ne desin. Yaklaşık 15 şarkı kadar kaydedeceğiz gibi gözüküyor. Hı hı. Ama bunların içinden elenenler olabilir, yine eklenenler olabilir. Şey yaptık, stüdyoya girdik. Aslında stüdyoya hemen hemen hazır her kaydettik. Şey. Yani son dokunuşlar kaldı aslında. Yine tembellikten. Ya tembellikten ziyade bir araya gelebilme evet şansımız sekteye uğruyor. Evet. Birçok şey nedenden dolayı. Şimdi Raşit'i doğuran şartlar değişmedi. Daha sertleşti diyebiliriz türlü memleket açısından. Kesinlikle. Yeni albüme bunun sızması yani tonu nasıl bir albüm geliyor mesela? Biraz sızdı bayağı sert şekilde.
Ama tabii orijinal... 18 yaşımızdaki mantıklı sınır. Değil tabii. Değil tabii. Yani o zaman katilin adı yok diye bağırıyorduk. Evet. Bugün de katilin adı yok gerçekten. Ama 18 yaşındayken bunu tabii çok daha coşkulu ve çok daha sloganvari yapabiliyorsun. 45 yaşındayken o yine aynı şeyi söylemeye çalışıyorsun ama o çocuk kadar sinirli tabii değilsin. Ama normal olan gelişimde... Kendini de tekrar etmemiş oldu. Bu tabii. Ben birazcık Bad Religion şeyi görüyorum burada böyle hani. Hani onların da bir olgunluğu gay vardı. Gay olduklarını itiraf etmedi. O derece olgunlaşmıyor. Hayır öyle bir olgunluğu böyle bir şey vardır ya hani onların da. Hani öyle bir şey hissediyorum. Hani o sinir, o sözlerindeki, müziklerindeki enerji hep baki ama doğru. Hani değişimde öyle ama bir şey olabilir. American Idol yaparak Grammy aldılar. Bizse doluyu dolduramıyoruz. Ama punk olmak bunu gerektirmeyeceksin abi hemen onu diyor. Tabii tabii tabii. Değil mi değişiyor? Olduğu yerde saymaktan geriye gitmek gibi bir durum içerisinde ve şey ne der. Ekonomik kriz denilen şey birçok insan için belki çok yeni bir kavram ama biz sanki hep görüyoruz bunu 5-10 senede bir. Abi 2001 yazı şarkısını dinliyorsun mesela. Hani evet. Bir yandan bir tarafın diyor ki abi ne güzel günlermiş. O zaman da dertlendiğim şey dert miymiş dediğin bir tarafın da oluyor. Ama aynen 2001'deki ekonomik krizin bir benzerini yaşıyor Türkiye'de. Arada ne oldu? Hani aa biz bunu niye yedik gibi. Bu kadar yıl geçti memlekette. Geçenlerde ben aynen. Ve sanki bizim suçumuz gibi kanat. Yani ben açıkçası... Yok abi ben sizi tanıyorum. Hiç hayır bizim jenerasyonumuzun suçu gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz o zamanlar öğrenciydik. Sonra işte sosyal hayata dahil olduk falan ve böyle oldu Türkiye. Herhalde bizim jenerasyonumuz Harun yaptı bunu. Şöyle söyleyeyim. Çok tatlı bir insansın. Ben de böyle düşünüyorum. Bence suç bizde değil abi. O konuda da seni rahatlatayım. Evet. Teşekkürler. Peki bu yavaş yavaş hani programın sonuna toparlayacağız bütün bunların hepsini. Bizim buraya toplanmamızın amacı Greatest Hits albümlerinin yani bir tribute albümün bir toplama albümde yavaş yavaş piyasaya çıkacağını, onu plak olarak da yayınlayabileceklerini de söylediler. Ve bunun da hani devamının kutlamalarının da olabileceğini de söyledik. Sizin böyle söylemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Henüz büyük bir sessizlik. Yok gibi sanki. Nasıl? Yok yani bunları çıkardıkça sonrasında da albümü... Ben şunu söyleyebilirim. Şu an albümü bir arada çıkartmak da bir deli cesaretine dönüşmüş durumda. Çünkü her şey o kadar hızlı ki dolayısıyla medyanın hızından dolayı çıkardığınız şey 10 dakika içerisinde tükenmiş oluyor. Tabii. Sizin belki bir senenizi ayırdınız ya da birkaç ayınızı ayırdınız. Bir şey anında dinledik bitti falan hani 30 saniyesini dinlemesen para bile alamadın bir sistemden bahsediyoruz evet, falan evet. Çok ilginç bir noktada aslında o yüzden kafamızda tabii şöyle bir yayınlama şeyi var hadi tribütlerde yer aldık bizim tribütümüz çıktı sonra albüm çıkacak belki bir single yayınlayalım önden falan gibi. Gruplar için de tabii çok sert bir dönem aslında. Hani grup müziği bundan sonra ne kadar olabilir, ne kadar başarılı olabilir? Özellikle gitar grupları için bahsediyorum. Çünkü gitar müziği de aslında biraz da gözden düşmüş durumda. Yani o derece katılmıyorum ben buna. Çok yani, pahalı. Tabii çok daha pahalı bir. Ve çok zahmetli. Adam bir tane laptopla geziyor tabii, ve bitiriyor bu işi. Yani, o ayrı bir şey yani. Mesela bir gencin gitar alıp arkadaşlarıyla stüdyoya girip çok bir grupla bir albüm yapması fikri belki de çok da hani cazip gelmiyor olabilir gibi geliyor bana. Bu yüzden yapanlara çok saygı duyuyorum. Burada bir teknoloji işi biraz kolaylaştırdı. İki hani Erkin abilerin filan zamanında gitar teli bulmak bile zormuş memlekette filan. O dönemler geçti biraz daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum. En azından şartlar kesinlikle şey olursa. Tabii. Hatta 80'lerdeki şartlara göre bile çok daha iyi vaziyette. Bir de bu Jack White'ın It Might Get Loud diye bir tane belgeselin girişinde şahane bir sahnesi var. Onun açılış sahnesinde böyle bir kalasa iki tane çivi çakıyor önce. Sonra bir şey yapıyor. Burada inekler dinliyor. Hatta diyor ki gitar satın almanız gerektiğini kim söyledi size diyor. Yani bu tür yöntemler hala mevcut. Hani yapacak adamın eli kolu bir yerden onu... Büyük sanatçılar tabii. Yok ama evet herkes yapıyor. Kreatif
alternatif olan bir şekilde çözer. Yani veya bu teknoloji de ona izin veriyor. Tabii hani dediğin gibi ama sıfırdan bir rock grubu bir araya gelmesi, bu insanların belli bir hedefle yola çıkması falan, bunlar günümüz şartlarında bir tık daha zor. En basitinden Nirvana örneğini verelim. Bir grup kurulacak da böyle barlarda çalacak ya da yeraltı organizasyonlarında tüm dünya tarafından tanınacak. Bu artık bizim bayağı bir analog dönemde kalmış bir macera gibi duruyor benim gözümde. Çok zor bir ihtimal. Bence biraz iş yapma şeklinin değişmesiyle de ilgili. Tabii. Yani mesela o dönem biz geçenlerde daha konuştuk. Hatta Gülşah'la programda grunge, Nirvana o dönemlere biraz girdik. Hani mesela 90'lara gelindiğinde 80'li yıllarda Seattle şeyden düşüyor. Amerika'da turne programından düşüyor. Gruplar tabii gitmemeye başlıyor. Hani masraflardan dolayı tabii, benzin masrafı falan. Tabii gidiyorlar. Yani ıssız bir ortamdan çıkıyor bütün bu gruplar. Hype çok güzeldir. Güzel. Aynen. İyi belgeseldir. Ama işte Washington civarı falan, o kuzeyden o güzel adamlar çıkıyor falan. İyi, benim de sevdiğim işte o. Yok, Minor Threat'ler, Minutemen'ler ve onlar biraz aşağıdan San Pedro'dan, Fugazi'ler falan falan. Tabii Hüsker'ler çok acayip müzik çıkıyor. Evet, yani bunun formülü aslında hani tabii ki yok. Var ama yok. Siz böyle hani bunları yavaş yavaş single'lar vesaire, belki bir klip. Klip şart. Çünkü videosuz bir şeyi dinletebilmenin artık ben mümkün olduğunu da çok düşünmüyorum gerçeği söylemek gerekirse. Çünkü aslında en çok müziğin döndüğü yer şu an gerçekten YouTube. TikTok. Yani. Evet. TikTok tabii, TikTok yani. Aslında. Tabii. Yani 30 saniyenin artık yeni video formatı olduğu bir dönem bu yani. Evet, yani hani onu bilenle çalışıp onu hani yeni şeye aşağı ayak uydurman gerekiyor, beğensen ya da beğenmesen. Ama şimdi şu kadar konuştuğumuz şeyden bir ortaya topladığımızda şöyle bir durum çıkıyor. Şimdi abi bir tane Greatest Hits oluyor, olmakta ve olacak hani yakın planda böyle bir şey. Bir yeni albüm hazırlıkları var vesaire. Bu arkasından kaçınılmaz olarak bir şey gerektirecek herhalde, bir çalmak etmek. Hani bütün bunları sadece biz girdik abi stüdyoda tabii yaptık mı falan. Bir de hani bu punk konserlerinde, punk festivallerinde falan genç bir kitle var ve genç bir kitle punk'ın doğal olarak o rejenerasyon daha çabuk oluyor. Çünkü bir şeylere kızgın adam ilk tabii kapısını çalacağı müzik türlerinden biri orası, kendi sesini İyi bulabilecek. İyi ki var abi. Böyle bir ilgi de var. Hani bu tekrar grubun toparlanıp başka bir mesai çünkü bu. Hani şey evet, güzel, albümü kaydettik. Bir tane hatır gönül güzel konser de yaptık ama hani sonrasında planladınız mı? Var mı kafada bir şeyler? Aslında kafamızdaki şey tribütteki grupların tabii ki hepsiyle olması mümkün gözükmüyor. Tarihleri uydurabilmek imkan dahilinde değil. Beraber çalabildiğimiz bir etkinlik olması. Onun haricinde başka tabii Raşit'in kendi çaldığı. Çünkü Orkun da dediği gibi adam olmak istemiyorum da 20 kaçıncı yılı, 25'in bayağı oldu. Yıl baskısı plak olarak çıkacak. Belki sadece 2003'te yayınlanmıştı. Evet. Çalındığı bir gece. Şeyi düşünmüyor musunuz? Bir sonraki o Teker Teker'in olduğu albümü. 2006. Her şeyin bedeli varı düşünmüyor musunuz? Plak. Ben o albümü çok severim. Sony'de o albüm. Belki kapağını falan da değiştirip bir... Kapağı biraz evet. Kapak değişebilir. Oldu. Aynen. Yeni bir kapak, versiyon bir şey yapılabilir. Ajanda gibi gözüküyor biraz. Evet, evet. Mavi ya, değil mi? Böyle mavi bir şey. Ya, o güya şey bir süpermarketin soğukluğunu perspektiften görünme. Ama uygulamada değil. Evet, tamam. Evet. Ben bu tribute albümde söylemeyeceksiniz biliyorum, şimdi ona ayıp olur vesaire diye, favori şarkınızı şimdiye kadar yayınlanlardan beğendiğiniz, en beğendiğiniz, yani çok şaşırdığınız ya da beklemiyordum hani, dediğiniz çevireyim. Popüler isimlerden bir şey vermeyeyim. Ben Mordi'yi mesela çok güzel bir yorum olarak buldum. Çünkü şarkı çok majör bir şarkı bizim yaptığımız ve onlar çok minör bir şekilde söylüyorlar. Ve işte o bahsettiğimiz Seattle grunge havası var içerisinde falan, bayağı bir kendi tarzlarında çevirmiş durumdalar. Yoksa diğerlerinin de hepsi çok güzel. Tabii ki öyle. Ben herkes farklı. Baba Zula ile Direct'in kayıtlarında bulundum o zaman, İstanbul dedim. Adam müzik stüdyosundaydım ve hani aslında orada yaptıkları. Bizim Levent'in mesela versiyonu çok güzel. Çok iyi. Baba Zula'nınki tam bir cover versiyon gibi yani, bambaşka bir şey yapmışlar. Tuzcuoğlu'nun versiyonunu da çok beğendim. Evet. O da iyi. Melis Yelman'ınki çok garip. Ben ilk duyduğumda böyle inanamadım. Pop, farklı geliyor yani. Çok güzel. Evet. Güneş'in de öyle. Yani. Yaptığı evet versiyon çok... Evet evet, yani bambaşka bir şekilde dinleyeceksiniz bu arada eğer henüz bakmadıysanız ve bakmak tribute istiyorsanız. Tribute halinde biraz öyle. Ben cover band gibi tribute şeyini sevmiyorum. Hani birebir çalmaya olmuyor. Başka bir şey olsun yani. Sordular mesela seçildikleri zamandan sonra, bazıları yazdılar. Acaba dediler işte kendi istediğimiz kadar yaparız. Biz de dedik ki net olarak bir şeydi. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz, darma duman da edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta yani, Baba Zula sözlerde de küçük değişiklikler yapmak için izin istedi. Tabii ki yapabilir. Yani Çaki'yi de bambaşka bir hale soktu. Muhteşem gerçekten. Yani ben açıkçası sahnede
Zor günleri çalmayı sevmem. Çok tercih etmediğim bir şarkıdır. Ama Babazova versiyonunu oturup dinlerim. Neden diye sorayım ben hemen şimdi soracağım. Bizden daha iyi çünkü. Hayır. Sen neden tercih etmezsin? Çok uzun. Ve sıkıcı bir şarkı. Kısaltsak bile o kadar metronomumuzun diğer şarkıları ki bu çaldığın noktaya kadar BPM 140'ta zaten adrenalin olmuşsun sen. Başka bir playliste belki olur mu? Seyirciyle slow motion'da görüyoruz. Çalmak durumunda kaldınız mı hiç? Kaldık maalesef. İstek oluyor. En son Metrohan konserinde bayağı zorladılar. Bu punk festival oldu. Evet. Bu sene, bu yaz yapılana katılamadık ama bir önceki seneye katılmıştık. Ve kendi aramıza şeyi söyledik. Dinozoru çalmayacağız artık. Yani Dinozor'dan bıktık. İndirmezler sizi söylemeden abi. Dinozor şarkısı artık bizle artık bütünleşmiş olması çok kötü bir durum. Yani 16 yaşında bir çocuğun yazdığı şarkı sözlerini o sahnede tekrar söylemek gerçekten çok sıkıcı. Ama bilet alan adam kapanışta bile başladılar mı? Evet, biz indik sahneden, topladık eşyalarımızı, gidiyoruz. Bağırıyor insanlar, dinozor falan. Organizatörler tekrar sahneye itti. Mutlaka dinozoru çalmalısınız diye. Yoksa kıyamet kopacak. Mecburen çaldık. İşte öyle oluyor ya, bazı büyük grupların çok bilinen ve çok sevilen şarkılarının asla duymak bile istemedikleri dönemler belli bir yaşa geldikten sonra. Ama sonra dönüyorlar. Mesela Radiohead Creepy 15 yıl çalmadı herifler. Sonra tekrar döndüler. Çalıyorlar. Rock'n'Coke'da The Cure'un sahnesinde yaklaşık 2,5 saat sahnede kalıp Friday Amin Love'ı çalmadıklarını biliyorsunuz değil mi? Hayal mi? Çalmadı. Ben çaldığını hatırlıyorum. Çalmadı abi. Abi set listten kontrol ederiz ama Cure çok uzun çalıyor. Ben de en son pandemiden önce Romanya'da Çağlan falan da gelmişti. Bizim Sia Band orada bir şey yapmıştı. Bir Bon Jovi berbattı abi. Bir de Cure. 3,5 saat falan çaldı herifler. Ve hani çalmadıkları şey kalmadı. Hani 3 bis falan yaptılar herhalde. Tabii. Ben de yeniden başlıyorlar. Yanlış mı hatırlıyorum? Friday Amin Love'ı çalmadık gibi. Festivalde biraz daha kısa çalıyorlar belki. Ama adam evet sıkılmış olabilir o şarkıdan. O zaman toparlıyorum ben yavaş yavaş. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. İyi ki geldiniz. Raşit'in Greatest Hits'i peyderpey sosyal platformlarda, müzik, dijital platformlarda. Doğru mu? Evet, tüm seçkin dijital platformlarda. Daha ne platformlarda? Yayında oradan başlayabilirler. Seneye de albüm bekliyoruz. Albüm bekliyoruz. Konserlerinde takipteyiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.